Burada B'ye baktık. Bu sefer 20 dedik. Ardından bunları return x yapmak istedik. O yüzden fonksiyon 2'yi kullandık. Önce a fonk 2'den 5'i yazdı. Sonra b fonk 2'den 20'yi yazdı. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu şekilde yapalım arkadaşlar. A fonk 1 yerine 5 demeyelim de şöyle diyelim. Şimdi biz burada ne yapmış olduk? Biz buraya direkt şöyle diyebilirdik. Affedersiniz. Buraya şu şekilde yapabilirdik. A çarpı x eşittir 5 derdik. Şurada da a çarpı x'i gösterirdik. Bize a çarpı x'in 5 olduğunu direkt göstermesini isterdik. Ama bunu yapamazdık arkadaşlar. Niye yapamazdık? Çünkü x private, yani gizli, ulaşılamaz, korumalı bir tam sayı burada. Çünkü private içinde bulunuyor. Biz ne yaptık? Public'ten, çünkü ne demiştik? Private içindeki verilere sadece sınıf yapısının içindekiler erişebilir. Sınıf yapısının içinde ne var? İki tane fonksiyonumuz var. Biz burada ne yaptık? Önce x eşittir no dedik. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü istedik ki fonksiyon birimiz bu x'e erişebilsin. Yani hiyerarşik bir düzen var arkadaşlar. Biz x'e erişemediğimiz için dedik ki ne yapalım? Fonksiyon 1 x'e ulaşsın. Oradan da biz x'i gösterelim. O yüzden fonk 1 5 dedik. X'e ulaşmış olduk burada. Ardından bu şekilde yazdırdık. A çarpı x diyemezdik. Ha şöyle olurdu. Int x burada olurdu. Public'in içinde gösterdik. Private'ımız olmazdı. O zaman a çarpı x 5 deyip şurada gösterebilirdik. Ama private olduğu zaman böyle oluyor. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin arabayı kullandığınızı düşünün. Siz motorla alakalı hiçbir şey yapmazsınız arabayı kullanırken. Sadece vitesleri kontrol edersiniz. İşte gaz, fren, debriyaja bakarsınız, direksiyona bakarsınız. Ama motorla veya arabanın iç yapısıyla ilgili hiçbir ilişkiniz olmaz. Siz direksiyonu kullanırken iç mekanizmadan hiç haberiniz olmaz. Ama direksiyon sizin iç mekanizmaya ulaşmanızı sağlar aslında. Sınıf yapısı da, yani private da böyle bir şey arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitireyim. Hatta bir örnek daha çözeyim arkadaşlar. Öyle bitirelim dersi. Ne yapalım? Şurayı silelim. Şu kısmı da silelim. Sadece sınıflara girişte bir örnek daha çözelim. Ne çözelim? Şöyle yapalım. Class küre diyelim. Şöyle nokta oluyor. Bu sefer private değişkenimiz olmasın arkadaşlar. Public diyelim. Float pi 3.14 float x, y, z ve r olsun. Şimdi burada iki tane hacim belirleyelim. Ne diyelim? Float hacim. İki tane fonksiyon yapalım daha doğrusu. Ve float alan diyelim. Yani anlamış olduğunuz üzere kürenin hacmini ve alanını hesaplayacağız. Normalde yapısal programlamayı kullanarak main içinde bunu kolayca yapabilirdik. Ama amaç sınıflarla yapabilmek. Girişe güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Önceden ne yapıyorduk? Şuraya noktalı virgüllerimizi koyuyorduk. Ve dışarıda bir yerde şu şekilde yapıyorduk. Türümüzü yazıyorduk. Float. Sınıf adımızı yazıyorduk. Noktalarımızı koyuyorduk. Hacim diyorduk. Açıyorduk. Pardon. Bu kısma yazıyorduk. Böyle bir şeyler yazıyorduk. Bu sefer de içeride yapalım. Bir farklılık olmadığını görün. Açalım. Bakın direkt sınıfın içinde fonksiyonu tanımlayacağız. Kürenin hacmi nedir? 4 çarpı r küp çarpı pi bölü 3'tür.
Bunu bitirdik. Alanımızı yapalım. Alanımız nedir? R kare çarpı 4 çarpı pi'dir. Tamam. Şuraya da bir nesne listesi yazalım. Mesela program içine de tanımlayabilirdik. Göstermiştim. Küre. Test yazardık. Burada tanımlama yapmış olurduk. Ama biz burada kullanmayı yeğliyoruz. Küre test diyelim. Şimdi bilgilerimizi alalım. Şimdi burada private bir değişken yok. O zaman X'e, Y'ye, Z'ye, R'ye her yerden erişebiliriz. Main içinde erişelim hemen. Test çarpı tanım göstermeler bu şekilde arkadaşlar. Nesne listesi çarpı nokta yani. R diyelim. Eşittir. Yarıçapımız 1,0 olsun. Float demiştik çünkü. Test çarpı x'imiz 2,0 olsun. Test çarpı y'miz 3,0 olsun. Test çarpı z'miz de 4,0 olsun. Şimdi bunları yazdırmaya geçelim. Cout. Ne diyelim? R parantez içinde. Ne diyeceğiz? K çarpı R. Daha şu kısmı kopyalayalım. Dört tane. X diyelim. Y diyelim. Ve Z diyelim. X, Y ve Z. Tamam. Önce ekrana bunları göstersin. Ardından da siyah küremizin hacmi K çarpı K nereden çıktı arkadaşlar? Test çarpı alan. Burada da aynı hata yapmışız. Bu K'lar ne? K diye bir şey yok arkadaşlar. Test. Nesne listemizin adını test yaptık. Test. Aynı şekilde küremizin alanını da bulalım. Küremizin alanı test çarpı pardon küremizin hacmi test çarpı hacim. Şimdi çalıştıralım. Burada bir hata verdi. Ne hatası verdi? Tabii şunu şöyle yapalım. Dışarıda tanımlayalım. Sınıfın dışında olsun. Çünkü ki zaten 3,14 genel bir şey. 3,14 yapalım. Bakıyoruz programımıza. Sınıfımızı tanımladık. Private bir şey yok burada. Public'lerin içine x, y, z, r hacim fonksiyonu ve alan fonksiyonumuzu yazdık. Nesne listemizin adına test dedik. Ardından x, y, z, r hacim, alan public olduğu için bunlara kolayca eriştik ve değerler atadık. Bunları ekranda yazdırdık ve test alan hacimimizi istedik. Pardon, şunları şey yapalım. Enter'dan koyalım. Pardon. Şurayı da yapalım. Çalıştıralım. Bakalım hata verecek mi? Hayır vermedi. İstediğimiz şeyleri yazdı arkadaşlar. R şurada göstermiştik. 1 atadık. 1 dedi. X'i yazdı. Y'yi, Z'yi yazdı. Ve küremizin hacmini yazdı. Küremizin hacmini nasıl yazdı? Pardon. Şuraları hacim demişiz. Alan fonksiyonumuzu koymuşuz. Çalıştıralım. Küremizin alanını şuradan buldu. R kare çarpı 4 çarpı pi.
hacmini de buradan buldu. Noktalı yani şu şekilde sayılar çıkmak yani tam sayı çıkmamasının nedeni pi'nin 3,14 olması. O işi karıştırıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar public kısmı da çok kolay. Ama mesela şöyle yapsaydık, az önce yine söylemiştim, bu aklınızda kalsın diye söylüyorum tekrar tekrar. Şöyle bir şey yapsaydık, float x deseydik private içinde ve public içinde x yapmasaydık, şöyle bir şey yapamayacaktık. Neden? Çünkü x'i sadece sınıf içinden erişebiliyoruz. Sınıf içindeki şeylere erişebiliyoruz. Ne yapacaktık? Bir önceki örnekte yaptığımız gibi burada bir fonksiyon tanımlayacaktık testin için, küre sınıfının içinde. Onun üzerinden x'e ulaşmaya çalışacaktık. Ama x de public olduğu için burada kolayca x'e, y'ye ve z'ye erişip ekranda gösterebildik. Bu dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde inline fonksiyonlara yani yerel fonksiyonlara ardından yapıcı ve yıkıcı fonksiyonlara ve diğer sınıfla ilgili şeylere gireceğiz. Sizden tavsiyem bu benim derste yaptığım örnekleri önce kendiniz bir kağıda yazıp anlamanız, ardından programda